Bismillahirrahmanirrahim. 25 yıllık günahlarımızın bağışlanmasını ister miyiz? O halde hadise bakalım. Her kim İhlas suresini فَاِنْ قَرَأَهَا مِئَةَ مَرَّ كُفِّرَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْس۪ينَ وَعِشْر۪ينَ سَنَةً مَا خَلَتْ دِمَاءَ وَالْاَنْوَالِ Her kim onu, yani İhlas suresini 100 kere okursa, kul hakları ve kan davaları hariç 25 senelik günahları kendisinden örtülür. Rabbim okuyanlardan eylesin. Cevşen zırh demek, binbir isim demek. Rabbimize isimleriyle yalvarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men la ya'lemul gaybe illa hu. Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen. Ya men la yasrifu su'e illa hu. Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse uzaklaştıramayan. Ya men la yudebbirul emre illa hu. Ey işleri kendisinden başka kimse yönetemeyen. Ya men la yaghfiruz zunube illa hu. Ey günahları kendisinden başka kimse affedemeyen. Ya men la yukallibul kalbe illa hu. Ey kalpleri kendisinden başka evirip çeviremeyen. Ya men la yahlukul halka illa hu. Ey mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan. Ya men la yutimmun ni'mete illa hu. Ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan. Ya men la yunezzilul gayse illa hu. Ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan. Ya men la yuhyil mevta illa hu. Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen. Ya men la yughni ala tahkiki illa hu. Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan. Subhaneke ya la ilahe illa ente leman el eman. Neccina minen nar. Subhansın ya Rab, yoktur senden başka ilah. Eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden. Koru kurtar bizi cehennemden. Mümin imanıyla Halık'ının emanetini, Rabbim bizlere bu vücudu, maddi manevi organlarımızı, latifelerimizi, hislerimizi, duyularımızı emanet olarak vermiş. Dolayısıyla mümin imanıyla Halık'ının emanetini, yaratıcısının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak kullanmasıdır o emaneti, sünnet-i seniye dairesinde kullanmasıdır, manayı harfiyle Allah hesabına kullanmasıdır. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Nefsinin, hevasının, hevesinin, şeytanının kulu, kölesi olmuştur. Canı ne istiyorsa o şekilde kullanmıştır. Dolayısıyla ve kafir hıyanet edip hain oluyor, hıyanet ediyor. Nefsi emmare hesabına, daima kötülüğü emreden nefis hesabına çalıştırmasıdır. Rabbim bizleri bu manada emaneti kullananlardan eylemesin. Nefis hesabına çalıştıranlardan eylemesin. Bilakis Allah'ın namına ve izni dairesinde istimal edenlerden eylesin. Bizleri es-sebebü kel-fail yapsın. Şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.